80 daha 160. Ha, 40 daha 210. 60 da bunu sayarsak 325. 25 de bunu de 380. Bunu da 30'a sayıyorum 400. 25 de bu 450. Ya ben sadece 500 lira var. Anam, o zaman sana 50 liraya da çok güzel bir karınca yiyen biri. Bundan daha iyi karınca yiyen bulamazsın tabii. Şaka yapıyor. Ama isterse evine kadar bırakırız. Tabi illaki 500 lira vereceğim dersen. Teşekkür ederim, ben götürürüm. Ya bir arabaya marabaya bir şeye koyaydık, yardımcı olaydık. Sağ olun, ben götürürüm dedim. Ya oğlum böyle şey, tamam. Olmaz dedim, ben götürürüm. Sakın takip etmeyin. Keşke her müşteri bunun gibi deli olsa. Yalnız bravo, 50 liraya mı gördüm ben? 50 lira mıyım ben yani? La oğlum, sen de şakadan anlamıyorsun ha. Ben seni 100 liradan aşağı bırakır mıyım? Tabii. Bak şimdi. Bir gün bir müşteri gelse, seni almaya kalksa, seni ben poşetlerim 100 liraya satarım ya. Oh, oh, para kazanıyor artık. Hadi bakalım. Mevek. Ölüyorum Mevek. Kızımız bize bunu nasıl yapar Mevek? Durumu nasıl doktor bey? Şimdilik iyi. Ama kızınız o çocukla evlenirse biraz vahimleşebilir. Benim kızım o kepçeyle evlenemez, anlıyor musunuz? Ah, kaptırma bu kepçeyi ben. Biz kızımızı kepçeler kapsın diye mi büyüttük Mevek? Hayır tabii ki hayatım, ama kısmet bu. Yani ota da konar, kepçeye de konar değil mi? Ne yapabiliriz ki? Ota konmayacak kardeşim, mevzu bu yani. Ah yazık, çok acı çekiyor vallahi. Ne yapalım, kız babası yani. Yani. Ya doktor bey, bir iğne yapıp uyutsak mı acaba? Lan süs köpeği miyim lan ben? İğne yapıp uyutalım, iğne yapıp bayıltalım, iğne yapıp bayıltalım. Var mı lan böyle bir mevzu? Bence iğneye gidip benim kıza yapın, hasta olan o. Hasta olmaz öyle bir kepçeyle kaçar mı ya? Kızınızı gördüm beyefendi, gayet iyi görünüyor. Gözünü seveyim doktor, kalk git Allah'ını seversen. Bak zaten her gün dayak yiyorsun, bir de benden olmasın, hadi gözünü seveyim. Tamam canım. Aslan Bey, sakin olun lütfen. Tansiyonunuz çıkacak şimdi. Sakin olun, nedir ya? Senin çocuğun mu kaçtı? Ay. Benim güzel kızım, akıllı kızım. Sana söylüyorum. Ha. Akıllı deyince sen. Çok akıllısın kız, canım benim. Nasıl babana söyledin, seviyorum çocuğu diye? İyi de ben seviyorum zaten. Aferin kız. Çok güzel yapıyorsun. Yap yap, vallahi ben bu yaşta 40 yıl düşünsem aklıma gelmezdi. Ne gelmezdi? Çocuğu seviyorum dedin ya, o gelmezdi yani aklıma. Onu kızdırmak için söyledin. He. Anneanneciğim, ben gerçekten seviyorum Furkan'ı. Aynen böyle devam et. Biraz sürünsün kız babası. Tamam sürünsün de anneanneciğim sen beni anlamadın galiba. Ben gerçekten aşık oldum Furkan'a. Efendim? Anneanne ben seviyorum Furkan'ı. Evladım delirdin mi sen? Ne sevmesi? Yani öyle birine aşık olunur mu ayol? Oldum işte ne yapalım? Saçma sapan konuşma be. Ver şunu. Aklın başına gelene kadar ödenek yok sana. Ya anneanne ben sana aşık oldum diyorum, sen hala ödenek diyorsun. Ayber, bak kalbime indireceksin vallahi. Aşık olacak başka birini bulamadın mı ayol? Aşık olacak birini aramıyordum ki zaten. O yüzden buldum galiba. Allah'ım, bir aslan daha çıktı başımıza. Anneanneciğim teessüf ediyorum, Furkan babamdan çok daha yakışıklı. Ay benim Arzu kızım, güzel kızım. Lütfen, yalvarıyorum, aklını başına devşir. Anneanneciğim bende akıl fikir kalmadı ki. ATV YouTube kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.